Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Rüzgar Gibi Geçti, Bölüm 35. Red'in İngiltere'den getirdiği yüzük o kadar büyüktü ki. Scarlett onu takmaktan utanıyordu. Gösterişli ve pahalı mücevherlere bayılırdı. Ama herkesin pek haklı olarak bu yüzüğü bayağı bulduğunu hissediyordu. Yüzüğün ortasında 4 kraplık bir pırlanta ışıldamaktaydı. Etrafında da zümrütler vardı. Scarlett, Red'in bu yüzüğü yüksek bir fiyata yaptırdığını ve sadece hainliğinden onun mümkün olduğu kadar gösterişli olmasını tercih ettiğini hissediyordu. Red, Atlanta'ya dönene ve Scarlett yüzüğü parmağına takana kadar kimseye, ailesine bile tasarılarından bahsetmedi. Nişanının ilan edildiği zaman da korkunç bir dedikodu fırtınası ortalığı sardı. Klan olayından sonra Yankiler ve Kuzeyli göçmenler hariç bütün Atlanta için Red ve Scarlett'in şöhreti büsbütün kötüleşti. Zaten herkes Scarlett'i çok eskiden Charles Hamilton'un yasını tutmak için giydiği siyah elbiseleri çıkartıp attığı nefret etmekteydi. Fabrikaları satın alıp işleterek kadınlığa yakışmayan bir işe girişmesi, hamileyken ortalıkta dolaşması ve başka bir yığın şey ona yöneltilen tenkitleri ağırlaştırılmıştı. Ama Frank ile Tommy'nin ölümüne sebep olup bir düzine erkeğin hayatlarını tehlikeye soktuğu zaman ona karşı duyulan nefret genel bir suçlama halini almıştı. Red'e gelince, o savaş yıllarında yaptığı spekülasyonlar sayesinde o zamandan beri şehrin nefretini üzerine çekmiş bir kimseydi. Ondan sonra da cumhuriyetçilerle yakın ilişkiler kurarak bu durumu daha da ağırlaştırmıştı. Ama ne gariptir ki, herkesin ondan en çok nefret etmesine sebep olan olay, Atlanta'nın en saygıdeğer kimselerden bir kısmının hayatını kurtarmasıydı. Erkeklerin hayatta oluşuna üzüldüklerinden değildi bu. Asıl sebep onların hayatlarına Red gibi bir alçağa, böyle utanç verici bir hileye borçlu oluşlarıydı. Şehir halkı, nişandan haberdar olduğu sırada, Yankiler ve onlarla işbirliği yapan herkese karşı duyulan nefret doruğa varmış bulunuyordu. Zira Yankı yönetimine karşı direnen Georgia'nın son kalesi de düşmüştü artık. Sherman, Dalton'un ötesinde güneye doğru yöneldiği zaman başlayan uzun harekat amacına ulaşmış ve eyaletin kaderi sınırsızdı. 3 yıllık bir süre içinde kalkınmaya başlamışlardı. Bu 3 yıllık bir dehşet devri olmuştu. Herkes şartların bundan daha kötü olamayacağı düşüncesindeydi. Ama tam bu sırada Georgia, kalkınmanın en acı günlerinin henüz başlamakta olduğunu fark etmişti. 3 yıldan beri federal hükümet, Georgia'ya yabancı fikirleri ve yabancı bir idareyi kabul ettirmek istiyorlardı. Emirlerine uymayacak bir ordusu olduğu için de büyük ölçüde başarıya ulaşmışlardı. Ama yeni rejimi ayakta tutan sadece askeri kuvvetti. Bütün gayretlere rağmen Washington'un emirlerini kendi eyalet kanunları olarak kabul etmemekte direnmişlerdi. Georgia hükümeti hiçbir zaman resmen teslim olmamıştı ama bu kaybedilmesi alın yazısı olan bir savaştı. Birçok güney eyaletlerinde okuma yazma bilmeyen zenciler büyük mevkilere gelmişler, meclisleri zenciler ve kuzeyli göçmenler kurmuştu. Ama Georgia inatçı direnişi sayesinde nasılsa olacak olan bu utanç verici duruma şimdiye kadar düşmemişti. Yankilerin nüfuzları sadece sözde kalıyordu. Ama hiç olmazsa eyaletin yönetiminin gerçek Georgia'ların elinde tutabilmişlerdi. Şimdi bu son kalede düşmüştü. Georgia'nın Sherman tarafından fethedilmesi, Güneylileri nasıl kederlendirdiyse, hükümet merkezinin Yankiler ve Kuzeyli göçmenler ve zencilerin eline geçmesi de onların kederlendirdi. Atlanta ve Georgia kısır bir öfkenin pençesindeydi şimdi. Scarlett şehrin alt üst olduğunu biliyordu ama hislerinin şiddetinin farkında değildi. Nihayet bir gün kilisedeki arkadaşlarının zoruyla Bayan Merwether onunla kendi iyiliği için konuşmaya kalktı. Scarlett, anneciğin hayatta olmadığı ve Miss Petty evli olmadığından
bu konuda söz sahibi bulunmadığı için seni uyarmak istiyorum. Kaptan Butler iyi aileden bir kızın evleneceği bir erkek değildir. O ama yeğeniniz de Meriwether dedenin hayatlarını kurtarmayı becerdi. Bayan Meriwether sözüne devam etti. Bizi Yankilerin önünde küçük düşürmek için iğrenç bir hileye başvurdu Scarlett. Onun ne biçim bir insan olduğunu benim kadar sen de bilirsin. Her zaman olduğu gibi şimdi de onunla doğru dürüst bir şey konuşmak mümkün değil. Kibar insanların evlerine kabul edilecek bir adam değil o. Lütfen Scarlett, kuşkusuz savaşa katılmamış olan bir erkekle evlenmeyi aklından geçiremezsin. Üstelik o her zaman ordumuzda alay etmiş ve asla askere yazılmamıştır. Orduya katıldı, 8 ay dövüştü, son harekata da katıldı. Franklin'de çarpışmalarda savaştı. General Johnston teslim olduğunda onunla beraberdi. Bayan Meriwether inanmamış görünüyordu. Bunu duymamıştım dedi. Ama yaralanmadı. Son sözlerini zafer kazanmış bir tavırla söylemişti. Birçok kimseler de yararlanmadılar. Scarlett öfkelenmişti. Öyleyse sizin bütün tanıdıklarınız kendini ne yağmurdan ne de kurşundan korumasını bilmeyen budalalarmış. Size bir şey söyleyeceğim Bayan Meriwether. Siz de bunu kendilerini ilgilendirmeyen işlere burunları sokmaya meraklı arkadaşlarınıza aktarırsınız. Kaptan Butler ile evleneceğim. Savaşta Yankilerin tarafında dövüşmüş olsaydı da fikrimi değiştirmezdim. Bunu diyeli kadın öfkeden şapkasının kurdelerine titreyerek çıkıp gittiği zaman Scarlett, davranışlarını eleştiren bir dost yerine tok gözlü bir düşman sahibi olduğunu hissetti. Ama aldırdığı yoktu. Dadısından başka kimsenin söylediklerini aldırmıyordu. Pity bu haberi alınca üst üste birkaç kere bayılmıştı. Ashley birden ihtiyarlamış gibi olmuş, gözlerini Scarlett'in gözlerinden kaçırarak ona mutluluklar dilemişti. Melanie bile endişeli bakışlarla şöyle diyerek Scarlett'i güldürmüştü. Şüphesiz Kaptan Butler birçok kimsenin sandığından çok daha iyi bir insan. Ashley'in hayatını kurtardı, o zaman çok iyiliksever ve zeki bir insan olduğunu göstermişti. Konfederasyon için savaştığı da malum ama Scarlett, bu kadar çabuk karar vermesen daha iyi olmaz mıydı? Hayır. Scarlett dadısından başka kimsenin söylediklerini aldırmıyordu. Onu en çok kızdıran, en çok inciten de dadısının sözleri olmuştu. Yaptıklarınızın çoğunu Miss Allen görse çok üzülürdü. Ben bütün bunlara şahit oldum. Hepsi beni son derece kederlendirdi ama bu hepsinden beter. Kimsenin evine kabul etmediği bir süprüntüyle evlenmek ha? Evet, evet, süprüntü dedim. Bana onun iyi bir aileden olduğunu söylemeyin. Bu hiçbir şeyi değiştirmez. Süprüntüler alçak yerlerden geldikleri gibi yüksek yerlerden de gelirler. Süprüntü. Evet Miss Scarlett. Bay Charles'ı zerre kadar sevmediğiniz halde onu Miss Honey'in elinden aldınız. Kendi öz kız kardeşinizin elinden de Bay Frank'ı çaldınız. Yaptıklarınızdan çoğunu susarak karşıladım. Örneğin iyi kereste diye kötü kereste satmanızı, öteki kereste tüccarları hakkında yalanlar uydurmanızı, kendi başınıza şehirde dolaşarak azaplı kölelerin ağzının suyunu akıtmanızı ve Bay Frank'ın ölümüne sebep oluşunuzu, fabrikanıza çalıştırdığınız mahkumları aç bırakmanızı hep içime attı. Belki Miss Allen cennette dadı çocuğuma gerektiği gibi göz kulak olmuyorsun diyordu. Ama ben yine de sizi kırmaya kıyamıyorum. Evet küçük hanım, bütün bunlara katlandım. Ama buna katlanacak değilim Miss Scarlett. Onun gibi bir süprüntüyle de evlenemezsin. Ben yaşadıkça böyle bir şey olamaz. Scarlett soğuk bir sesle, kiminle istersem onunla evlenirim dedi. Korkarım yerini unutuyorsun dadı. Bana kalırsa senin için en uygun şey Tara'ya gitmek olacaktır. Sana para vereceğim ve... Dadı bütün ağırbaşlığıyla doğruldu. Ben özgürüm Miss Scarlett. Beni istemediğim yere gönderemezsin. Tara'ya ancak sizinle giderim. Miss Allen'ın çocuğunu yalnız bırakacak değilim. Hiçbir şey beni buna mecbur edemez. Miss Allen'ın torunlarını süprüntü bir üvey babanın yetiştirmesine de fırsat verecek değilim. Buradan hiçbir yere gitmem. Bu evde kalıp Kaptan Butler'e kabalık etmene katlanamam. Onunla evleneceğim. Bu konuda söylenecek başka bir şey yoktur. Dadının ihtiyar gözlerinden savaş kıvılcımları çakıyordu. Söylenecek çok şey var diye homurdandı. Ama Miss Allen'ın kanını taşıyan birine bunları söylemek zorunda kalacağımı aklıma bile getirmezdim. Miss Scarlett, beni dinleyin. Siz at kılığında bir katırdan başka bir şey değilsiniz. Bu katırın ayaklarını cilalayıp yelesini tarar, yularını pirinç çivilerle süsleyip onun güzel bir arabaya koşabilirsiniz.
ama yine de katırdır. Kimseyi aldatamazsınız. İşte siz de böylesiniz. Siz de kimseyi aldatamazsınız. O butler denen adamla iyi bir aileden geliyor. Safkan bir at gibi donatılmış. Ama o da sizin gibi at yerine koşulmuş bir katırdan başka bir şey değil. Dadı hanımına sinirle bakıyordu. Scarlett hakaretin ağırlığı altında titriyor, konuşamıyordu. Onunla evlenmeye karar verdiğinize göre mutlaka evlenirsiniz. Çünkü siz de babanız gibi inatçısınız. Ama şunu unutmayın Miss Scarlett, sizi bırakacak değilim. Burada kalacak ve işlerin nasıl yürüdüğünü kontrol edeceğim. Red ile Scarlett, New Orleans'ta balaylarını geçirirken genç kadın kocasına dadının sözlerinden bahsetti. Onun at yerine koşulmuş katırlar hakkındaki sözlerine Red gülünce pek şaşırdı ve öfke duydu. Red, derin bir gerçeğin bu kadar basit bir şekilde gün ışığına çıkarılışına ilk kez rastlıyorum dedi. Dadı zeki bir ihtiyar. Hayatta saygı ve iyi hislerini kazanmak isteyeceğim nadir insanlardan biri olur. Ama katır olduğum için sanırım ondan bu ikisini de elde edemeyeceğim. Düğün sırasında güveylik heyecanıyla kendisine hediye etmek istediğim 10 dolarlık altını bile reddetti. Nakit para karşısında erimeyen o kadar az insana rastladım ki. Ama o başını kaldırıp gözlerimin içine baktı. Teşekkür ederek azaplı olmadığı için para ihtiyacı olmadığını söyledi. Dinsizlerin başarı kazanması, refaha ulaşması. Dindarlarını daima kızdırır. Haydi neşelen Scarlett. Bana bir zamanlar çok para kazanmayı, özellikle herkese canı cehenneme diyebilmek istediğini söylemiştin değil mi? İşte o gün geldi. Elindeki fırsatı kullan. Scarlett, ama ben önce seni cehenneme göndermek istiyordum dedi ve güldü. Hala cehenneme gitmemi istiyor musun? Eskisi kadar sık değil. Eğer hoşuna gidiyorsa istediğin zaman beni cehenneme gönder. Pek de hoşuma gitmiyor dedi. Sonra eğilip tasasızca öptü onu. Red'in kara gözleri parladı ve onun yüzünde bir şeyler aradı. Ama aradığını bulamadı. Güldü. Atlanta'yı unut. İhtiyar cadıları unut. Seni New Orleans'a eğlenesin diye getirdim. Eğlenmeni istiyorum. Scarlett eğlendi. Savaştan önceki bahardan beri böyle eğlendiğini hatırlamıyordu. New Orleans öyle güzel, öyle şahane bir yerdi ki Scarlett affedilmiş bir müebbet hapis mahkumu gibi şehrin zevkine varıyor, tadını çıkartıyordu. Birçok namuslu kimseler evlerinden atılmış, yarın yiyeceklerini nereden bulacaklarını bilmez durumdaydılar. Valilik makamında bir zenci oturuyordu. Ama Red'in ona gösterdiği New Orleans hayatında gördüğü en şen yerdi. Tanıştığı kimseler sınırsız paraları olan ve hiçbir sıkıntıları olmayan insanlardı. Red onu düzinelerce kadınla tanıştırdı. Bunlar parlak elbiseli, yumuşak ellerinden hiçbir ağır iş yapmadıkları belli olan, her şeye gülen ve budalaca ciddi şeylerle kederli savaş günlerinden asla bahsetmeyen kadınlardı. Ve tanıştığı erkekler, ah hepsi de ne kadar parlaktı. Atlantalı erkeklerden ne kadar farklıydılar. Onunla dans etmek için birbirlerini yiyor ve onu nasıl en hoş iltifatları yağdırıyorlardı. Scarlett neredeyse kendini genç ve sükseli bir genç kız sanacak. Ve erkeklerde Red'deki sert ve pervasız hal vardı. Gözleri bir daha asla dikkatsiz olmayacak kadar uzun zaman tehlikeyle burun buruna yaşamış kimselerin gözleri gibi hep tetikteydi ve açık. Ne geçmişleri ne de gelecekleri vardı sanki. Bu da pek garipti. Çünkü Atlanta'da herkes geçmişini anlatmak, ailesiyle ölmek için fırsat kollardı. Zaten bütün güneyi bir ağ gibi ören bu akrabalık zinciri hemen hemen bütün iyi aileleri kıyıdan köşeden birbirine bağlardı. Red, diğer erkeklerden kendi aralarında abluka sırasındaki Küba ve Asua'dan, altına hücumdan, silah kaçakçılığından, Nikaragua ve William Walker'dan ve onun Truxillo'da bir duvara dayalı olarak nasıl öldüğünden bahsediyorlardı. Bir keresinde Scarlett'in beklenmedik bir odaya girişinde, Quantrill'in gerilacılarının başına gelenler hakkındaki bir hikayenin birden kesilmesine sebep oldu genç kadın ancak Frank ve Janessa James isimlerini duyabilmişti. Red'in arkadaşları onların şerefine toplantılar tertipliyor, genç karı kocayı eğlendirmek için ellerinden geleni yapıyorlardı. Scarlett onlardan çok hoşlanıyordu. Red'e bunu söylediğinde kocasının pek hoşuna gitti. Gülerek onlardan hoşlanacağını tahmin etmiştim de. Kocası ne zaman gülse Scarlett kuşkulanırdı. Niçin hoşlanmayayım dedi. Hepsi de şerefsiz insanlar. Toplumun kara koyunları, ikinci derecede kimseler. Kimi maceraperest, kimi kuzeyden gelip buraya yerleştikten sonra para sahibi olmuş göçmenlerden.
Bütün paralarını ya sevgili kocan gibi yiyecek maddeler üzerine spekülasyon yapmaktan ya da hileli devlet taahhütlerinden kazandılar. Kısaca servetleri hiçbir namuslu tarikata dayanamayacak, kirli ve karanlık yollardan temin edilmiştir. Sana inanmıyorum. Şaka yapıyorsun. Onlar şehrin en saygıdeğer insanları. Red, şehrin en saygıdeğer insanları açlıktan kırılıyor dedi. Kulübelerde sessizce kaderlerine boyun eğerek yaşıyorlar. Bu kulübelere boyun eğilmeyeceğini pek sanmam. Anlıyorsun ya şekerim, savaş sırasında en büyük vurgunlarımdan birini burada vurmuştum. Ne yazık ki bu insanların şeytan gibi hafızaları var. Scarlett, benim için devamlı bir zevk kaynağısın. Şaşmaz bir şekilde toplumun onaylamadığı işleri ve kimseleri seçiyorum. Ama onlar senin dostların. Ah, ama ben namussuzları severim. İlk gençlik yıllarımda bir nehir gemisinde kumar oynayarak geçti. Bu çeşit insanları çok iyi anlarım. Ama neden olduklarını da bilirim. Gözlerim kötü yanlarına karşı kör değildir. Oysa sen tekrar güldü. İnsanlar hakkında en basit bir içgüdüye bile sahip değilsin. Soylu kimselerle bayağı kimseleri asla ayırt edemezsin. Kimi zaman hayatında tanıdığın gerçek hanımefendilerin yalnız annenle Miss Mary olduğu düşüncesine kapılıyorum. Ama ikisinin de senin üzerinde en küçük bir etkisi olmamıştır. Mary mi? O eski bir ayakkabı gibi sönüktür. Elbiseleri de daima gösterişsizdir. Kılığı sadedir. Ağzını açıp iki kelime bile söylemez. Kendi fikirlerini açıkça ortaya atamaz. Kıskançlığından vazgeç küçük hanım. Bir kadını hanımefendi yapan ne güzelliktir ne de şık elbiselerdir. Ya demek öyle dedi. Dursan Redwood'lar. Ben sana göstereceğim gününü. Param var artık. Bundan sonra dünyanın en gerçek hanımefendisi ben olacağım. Böylesini ömründe görmemişsindir. Red, ilgiyle bekleyeceğim dedi. Scarlett'e tanıştırdığı insanlardan daha çok ilgilendiren bir şey Red'in ona satın aldığı elbiselerdi. Renkleri, desenleri, kumaşları seçmesine yardım ediyor ve ona istediği kadar çok giyecek satın alıyordu. Artık kasnak kullanmıyordu. Dar etekler arkada toplanıyor ve kalçaların üzerinde bollaşıyordu. Eteklerin toplanıp bollaştığı noktada ya bir çiçek ya da fiyonk ya da kat kattan teller bulunuyordu. Kısacası yeni modeller çok güzel ve cazipti. Savaş yıllarında kullandıkları muhafazakar kasnakları düşündü. Ve karnıyla kalçaların hatlarını açıkça ortaya çıkaran bu yeni tip etekleri giyeceği için biraz utandı. Ya şapkalar? Hayır canım, bunlara şapka denmezdi. Başın üzerinde oturtulan çiçekler, meyveler, kurdeleler, uçuşan tüyler, rengarenk fiyonklarla süslü, küçücük düz şeylerdi. Çoğunlukla bir kaşın üzerine doğru eğilerek giyiliyor, bir de rengarenk, en güzel kumaşlardan yapılmış iç çamaşırları vardı. Ne kadar da güzellerdi ve Scarlett'in ne kadar çok çamaşır takımı vardı. Red'in ona satın aldığı saten ayakkabılara ise diyecek yoktu. Yüksek topukları ve üzerinde parlayan tokaları vardı. Bir de bir düzine gerçek ipek çorap almışlardı. Hiçbir Atlantalı kadınların giydiği pamuk karışımı çoraplardan değildi. Ne zenginlik. Scarlett bütün ailesi için pervasızca hediyeler satın almaktaydı. Red kaldıkları otel odasındaki yatağın üzerine yığılı olan hediyelere bakarak kediyle köpeği giyinme odasına götürdü. Geri döndüğü zaman dadıya ne aldın diye sordu. Hiçbir şey almadım. Bana kötü davrandı. Bize katır diyen bir insana ne diye hediye götüreyim? Doğruyu söyledi diye niçin kızıyorsun şekerim? Dadıya bir hediye götürmelisin. Eğer götürmeyecek olursan kalbi kırılır. Onun gibi insanların kalpleri kırılmaması gerekecek kadar değerlidir. Ona hiçbir şey götürmeyeceğim. Buna layık değil. Öyleyse ben bir hediye alırım ona. Benim dadım derdi ki, cennete gittiği zaman çok kabarık ve kendi kendine duracak kadar sert bir tafta iç etekliği giyecekmiş. Eteklik öyle güzel olacak, öyle hışırdayacakmış ki, Tanrı onun melek kanatlarından yapıldığını saracakmış. Ben de dadı için kırmızı bir tafta satın alır, çok sık bir iç etekliği yaptırırım. Senden böyle bir şey asla kabul etmez. Onu giyeceğin ölmeyi tercih eder. Şüphesiz. Ama ben yine de bu jesti yapmak istiyorum. New Orleans'ın dükkanları o kadar zengin ve o kadar pahalıydı ki ama Red ile alışverişe çıkmak bir macera gibiydi. Onunla yemek yemek de bir macera. Hatta onunla alışveriş etmekten daha çok bir maceraydı. New Orleans'daki şeylerin en mükemmeli yiyecekti. Tara'da geçirdiği açlık günlerini hatırladıkça Scarlett bu yiyeceklerden asla doyacak kadar yemeyeceğini sanıyordu.
Mantarlar, kaz ciğerleri, midyeler, istekozlar, haşlamalar, tavuk kızartmaları, yağlı kağıtta pişmiş nefis balıklar, tatlılar, börekler, pastalar, kremalar. İşte hiç azalmıyordu. Çünkü ne zaman tarlada geçirdiği günleri hatırlasa, o bu güzel ve eşsiz yiyeceklere tekrar dört elle sarılıyor ve bir gün belki onları bulamam diye hepsinden patlayıncaya kadar yemek istiyordu. Red, her yemeğin yediğin mutlaka son yemekmiş gibi hareket ediyorsun diyordu. Tabağı sıyırması Kale, mutfakta yenilecek olduğunu eminim. Garsona söylemen yeter ama bu oburluktan vazgeçmediğin takdirde Kübalı kadınlar kadar şişman olacaksın ve o zaman ben de seni boşayacağım. Ama Scarlett sadece ona dilini çıkartmakla yetiniyor. Çikolatalı, ahududu tatlısını ısmarlıyordu bu sözlere karşılık. Kuruşları saymadan, vergileri ödemek ve bir iki katır almak için para biriktirmek zorunda olduğunu düşünmeden masraf edebilmek ne güzel, ne eğlenceliydi. Neşeli ve zengin, Atlantalılar gibi müzmin bir şekilde fakir olmayan kimselerle beraber olmak ne hoştu. Onlarla sokağa çıkmak ayrı bir heyecan veriyordu genç kadına. Çünkü kocası çok yakışıklıydı. Her nasılsa daha önce onun bu kadar yakışıklı olduğunu farkına varmamıştı. Mutluluk duyarak güzel bir çift diye düşünüyordu. Evet, Red'in daha önce söylediği gibi evlilik eğlenceli bir şey olabiliyordu. İlkin, Red ile evliliğin Frank ya da Charles gibi evlilikten bambaşka bir şey olduğunu öğrendi. Onlar genç kadını sayıyor, öfkelenecek diye korkuyorlardı. Her ikisi de ondan kendilerine lütuflar bahşetmesini istiyorlar. Scarlett de canı isterse onlara karşı bu fedakarlığı yapıyordu. Red ondan korkmuyordu. Aynı zamanda genç kadın sık sık kocasının kendisine karşı büyük bir saygı da beslediğini düşünüyordu. İstediğini yapıyor. Scarlett onun yaptıklarından hoşlanmayacak olursa da gülüyordu. Scarlett Red'i sevmiyordu ama kuşkusuz onunla yaşamak son derece heyecan verici bir şeydi. Onun en heyecan verici yanı da İster kızdığı zaman, ister sevindiği zaman olsun, ruh halini ne kadar ortaya koyarsa koysun, daima kendine bir şeyler saklaması, daima kendini tutar görünmesiydi. Red'le yaşamaya başlayınca onun hakkında birçok şey öğrendi. Oysa onu çok iyi tanıdığını sanırdı. Onun sesinin bir an kedinin tüyleri gibi pekten yumuşak, bir an sonra da küfürlerle dolu, boğuk bir ilti haline gelebileceğini öğrendi. Bazı günler sabahları hizmetçiyi geri gönderiyor ve Scarlett'in kahvaltısını bizzat getirerek onu bir çocuk gibi eliyle besliyor. Başka bir sabah Scarlett tatlı uykusundan üzerindeki örtülerin kabaca çekilmesi ve ayaklarının gıdıklanmasıyla uyanıyor. Kimi zaman kocası onun iş hayatı hakkında anlattıklarını ilgiyle dinliyor, fikirlerini söylüyor ve becerikliliğini ve akıllılığını takdir edecek sözler çıkıyordu aslında. Kimi zaman da Scarlett'in kereste ticaretini eşkıyalık, hırsızlık, küçük iş gibi sıfatlarla nitelendiriyordu. Onu tiyatroya götürüyor ve oyunu seyrederken kulağına Tanrı'nın böyle eğlenceleri asla onaylamadığını fısıldayarak huzur kaçırıyordu. Aynı şekilde genç kadını kiliseye götürüyor ve orada ona gülünç insanlar, gülünç manzaralar gösteriyor, sonra güldü diye azarlıyordu. Karısının fikirlerini açıkça söylemeye, cüretkar ve pervasız olmaya teşvik ediyordu. Scarlett ondan acı sözler, alaylı ve yakıcı cümleler söylemek sanatını öğrendi ve öteki insanlara karşı üstün olmayı sağladığı için bu sanatı kullanmaktan hoşlanmaya başladı. Ama ne yazık ki Scarlett ne onun hainliğini yumuşatan şakacılığına sahipti ne de başkalarını alay ederken kendisiyle alay eden tebessümüne. Red ona oyun oynatıyordu. Oysa Scarlett nasıl oyun oynandığını bile unutmuştu. Hayat öyle ciddi, öyle acı bir hale gelmişti ki son zamanlarda. Red onun oyun oynamasını biliyor ve Scarlett'i de yanı sıra sürüklüyordu. Şu var ki o asla küçük bir oğlan çocuğu gibi oyun oynamıyordu. O bir erkekti ve ne yaparsa yapsın Scarlett onu asla unutamıyordu. Ona asla kadınlığın yüksekliklerinden bakmıyor, işlerinde daima oğlan çocuğu olarak kalmış olan erkeklere kadınların gülümsediği gibi gülümseyemiyordu. Scarlett bunu ne zaman düşünse garip bir tedirginlik duyuyordu içinde. Kendini Red'den üstün hissedebilmek, kim bilir ne hoş olurdu. Tanıdığı bütün erkeklere amma da çocuk diyerek hiçe indirgeyebilirdi gözünde. Babası şaka yapmaya karşı duydukları büyük bağlılık yüzünden, Tarleton ikizleri çocukça öfkeleri yüzünden Fontaine'ler, Charles, Frank, savaş yıllarında ona yakınlık göstermiş olan bütün erkekler böyleydi. Hepsi Ashley hariç. Sadece Ashley ile Red onun anlayışını aşıyor ve onun hakimiyeti altına girmiyorlardı.
Zira her ikisi de olgun birer erkekti ve onlar çocukça olan hiçbir şeyleri yoktu. Scarlett, Red'i anlayamadığı gibi anlamaya da çalışmıyordu. Ama onunla ilgili bazı şeylerin zaman zaman kafasını yorduğunu ve merakını uyandırdığını da bir gerçekti. Kimi zaman Scarlett'in fark ettiğini hissettirmeden garip garip bakıyordu ona. Scarlett birden dönüyor ve bu bakışı yakalıyordu. Böyle anlarda Red'in gözlerinde ısrarlı, merakla bekleyen bir ifade oluyordu. Bir kere huzuru kaçarak onu sormuştu. ''Bana ne diye böyle bakıyorsun? Fare deliği başında bekleyen bir kedi gibi mi?'' Evet, Red'in yüzü hemen değişmiş ve sadece gülmüştü. Ama Scarlett bunu çabuk unuttu ve bir daha ne böyle bir şeyi düşündü ne de hatırladı. Red onu öyle meşgul ediyordu ki eşliği düşünecek zaman bulamıyordu. Gündüzleri hemen hemen hiç düşünmüyordu. Gündüzleri hemen hemen hiç düşünmüyordu eşliği. Ama geceleri ayakları dans etmekten yorgun olarak yatağa yattığında ya da başı içtiği şampanyadan dönmeye başladığı zaman işte o zaman eşliği hatırlıyordu. Red'in kolları arasında dalgın dalgın yatarken çok gereler hayatının tamamen mükemmel olması için yanındaki simsiyah saçlarını yüzüne sürüp boynuna dolanan erkeğin eşliği olması gerektiğini düşünüyordu. O zaman hiçbir eksiği kalmayacaktı. Çok kere yatağın üzerine ay ışığı vurur ve Scarlett ona bakarak bunları düşünürdü. Bir keresinde böyle düşünürken içini çekmiş ve başını pencereye doğru çevirmişti. O zaman boynunun altındaki ağır kolun çelik gibi sertleştiğini hissetmiş ve sessizliğin içinden Red'in sesini duymuştu. Allah senin o sahtekar ruhunu ebediyete kadar kahretsin. Sonra kalkmış ve giyinmiş, Scarlett'in şaşkın itirazlarına ve yalvarmalarına rağmen çıkıp gitmişti. Ertesi sabah Scarlett odasında kahvaltı ederken geri geldi. Tıraş olmamış ve bir hayli sarhoştu. En alaycı hali vardı üzerinde. Ne yokluğunu açıkladı ne de bir sebep gösterdi. Scarlett ona hiçbir şey sormadı. Kalbi kırık bir eşin yapacağı gibi kocasına oldukça soğuk davrandı. Sonra kahvaltısını bitirince onun kanlı gözlerinin önünde giyindi ve alışverişe çıktı. Geri döndüğü zaman Red yoktu. Yemek yeme zamanına kadar da dönmedi. Sessiz bir yemek oldu bu ama Scarlett'in öfkesi gittikçe kabarıyordu. Çünkü bu New Orleans'taki son yemeğiydi ve önündeki güzel pisi balığının tadını çıkartmak istiyordu. Red'in korkunç bakışlarının karşısında buna imkan yoktu. Yine de büyük bir balık yiyip adam akıllı şampanya içti. Belki midesini böyle şişirdiği için o gece yine eski kabusunu gördü ve titreyip hıçkırarak ter içinde uyandı. Tekrar Tara'daydı. Tara ısıl ve terk edilmiş bir haldeydi. Annesi ölmüş ve beraberinde dünyanın bütün kuvvetini ve bilgeliğini alıp götürmüştü. Dünyanın hiçbir yerinde Scarlett'in güvenebileceği, akıl danışabileceği biri yoktu. Korkunç bir şey onu izlemekteydi. Scarlett koşuyor, koşuyordu. Kalbi fırlayacak gibiydi. Etrafında koyu yoğun bir sis vardı. Genç kadın bu sesin içinde çırpınıyor, ne adını ne de yerini bilmediği o cenneti arıyordu. Ah, o cennetin hemen biraz ötede bir yerde olduğunu biliyor ama yine de yetişemiyordu. Uyandığı zaman Red üzerine eğilmiş, tek bir kelime söylemeden onu kolları arasına aldı. Kollarının kuvvetli adeleri güven verici, mırıltıları yatıştırıcı ve rahatlatıcıydı. Onun göğsüne bastırarak kıçkırıklarının kesilmesini bekledi. Ah Red, öyle üşüyordum ki, öyle açtım, öyle yorgundum ki onu bulamadım. Sesin içinde koştum, koştum ama oraya ulaşamadım. Nereye ulaşamadın şekerim? Bilmiyorum, keşke bilsem. Şu eski rüya mı? Ah evet. Red şefkatle onu yatağın üzerine bıraktı ve kalkıp karanlıkta bir mum aradı. Karanlıkta, aydınlıkta, kanlı gözleri ve derin çizgileriyle yüzü bir kaya gibi anlaşılmazdı. Pijamasının ceketinin önü beline kadar açıktı ve sık kıllarla kaplı esmer göğsü görünüyordu. Hala korkudan titremekte olan Scarlett, bu göğsün ne kadar kuvvetli ve ne kadar sağlam bir destek olduğunu düşünüp fısıldadı. ''Beni kucakla Red.'' Red birden ''Sevgilim.'' diyerek onu kucaklayıverdi. Sonra büyük bir koltuğa oturdu, Scarlett'i bir çocuk gibi göğsüne yatırmıştı. ''Ah Red, açlık öyle korkunçtu ki.'' Red tatlı tatlı gülümsedi. O kadar çok şey yedikten sonra rüyanda aç olduğunu görmek çok korkunç bir şey olsa gerek. Ah Red, koşuyorum, koşuyorum. Bir türlü o aradığım şeyi bulamıyorum. Daima o sesin içinde saklı oluyor. Onu bulsam kendimi güvende hissedeceğim. Bir daha acıkmayacağımı, düşünmeyeceğimi biliyorum. Aradığın bir yer mi, bir insan mı? Bilmiyorum. Bunu hiç düşünmedim. Red,
Ne dersin? Acaba hiç onu bulduğumu görecek miyim rüyamda? Red, onun saçlarını okşayarak hayır dedi. Sanmam. Rüyalarda böyle bir şey yoktur. Ama bana kalırsa günlük yaşantında kendini güvende hissetmeye, doymaya ve ısınmaya alışırsan bu rüyalardan kurtulursun. Ve Scarlett, senin güvende olmana özellikle dikkat edeceğim. Red, ne kadar iyisin. Masanın üzerindeki ekmek kırıntılarını bana verdiğin için teşekkür ederim küçük şeytan. Scarlett her sabah uyandığı zaman kendi kendine bunları tekrar etmeni istiyorum. Red burada oldukça ve Birleşik Devletler hükümeti yaşadıkça artık ne aç kalabilirim ne de bana kimsenin zararı dokunabilir. Scarlett yanaklarındaki gözyaşları kurumamıştı. İrkildi. Birleşik Devletler hükümeti mi? Eski konfederasyon parası şimdi namuslu bir kadın oldu. Onun büyük bir kısmının hükümet tahvillerine yatırdım. Scarlett biraz önceki korkusunu unutup Red'in kucağında doğruldu. Hay Allah diye bağırdı. Yani Yankiler ödünç para verdiğini mi söylemek istiyorsun? İyi bir faizle. Paramı gayrimenkule yatırmak istemeyişimin sebebi buydu. Yarın ne olacağının kesinlikle belli olmayışı. Gayrimenkul lafı açılmışken Scarlett dedi kocası. Sana söyleyeyim bir ev yaptırmak istiyorum. Frank'ı kandırıp Miss Patty'nin evinde oturmaya razı ettin ama beni edemezsin. Miss Patty'nin günde 3 öğün bayılmasına dayanabileceğimi sanmıyorum. Atlanta'ya döndüğümüz zaman evimizin inşaatı tamamlanana kadar Atlanta Oteli'nin yeni gelin dairesinde kalırsın. Atlanta'dan ayrılmadan önce Leydenlerin evinin yanında Şeftali Ağacı Caddesi'ndeki o büyük arsaya talip ol. Ah Red! Ne güzel! Kendi evim olmasını ne kadar isterdin bir bilsen. Çok büyük bir ev. Ne tipi? İsviçre tipi. Scarlett heyecanla devam etti. Bir dergide görmüştüm. Öyle güzeldi ki dik ve güzel bir damı vardı. Damın içinden yeni küçük damlar çıkıyordu. Bilmem anlatabildim mi? Bunların da kırmızı ve mavi camlı pencereleri vardı. Ah öyle güzel, öyle modern bir hali vardı ki. Trabzanları da tahtadandı değil mi? Evet. Damın kenarlarından aşağıda tahta işlemeli korniş sarkıyordu değil mi? Evet. Herhalde sen de böyle bir ev görmüş olacaksın. Gördüm. Ama İsviçre'de değil. İsviçreliler çok zeki insanlardır ve mimari yetenek anlayışları yüksektir. Sen gerçekten böyle bir ev mi istiyorsun? Ah evet. Benimle ilişki kurmanın zevkini yükselteceğini ümit etmiştim. Niçin Fransız, İspanyol ya da beyaz atlı beyaz sütunlu ya da altı beyaz sütunlu kolonyal tipi bir ev istemiyorsun? Sana söylüyorum. Eski moda ve iç kapayıcı şeyler istemiyorum. İçerideki duvarları da kırmızı kağıtla kapatalım. Kapılar iç içe geçmeli ve kırmızı perdeli olsun. Bir sürü pahalı eşya alalım. Hepsi de ceviz ağacından. Yerlere muhteşem kalın halılar sereriz. Ah Red, evimizi görenler kıskançlıklarından fasulye gibi yemyeşil olacaklar. Herkesin kıskanması bu kadar gerekli mi? Eğer istersen onları kıskançlıktan yemyeşil bir hale getiririz. Ama Scarlett, herkesin fakir olduğu bir devirde insanın evini böyle büyük paralar harcayarak muhteşem bir şekilde döşemenin büyük bir zevksizlik olduğu hiç aklına gelmedi mi? Scarlett inatla, ben öyle istiyorum dedi. Bana kötü davranmış olan herkesin içinde bir burukluk hissetmesini istiyorum. Öyle muhteşem toplantılar düzenleyeceğiz ki şehirde yaşayan herkes bizim için kötü şeyler söylediğine pişman olacak. Peki ama toplantılara kim gelecek? Şüphesiz herkes gelecek. Bu konuda şüpheliyim. Eski muhafız kıtası ölür ama asla teslim olmaz. Ama Red neler söylüyorsun? Eğer paran varsa herkes sana karşı iyi davranır. Güneyliler değil. Deveyi iğnenin deliğinden geçirmek ne kadar zorsa, spekülatörlerin parasının aile çevrelerine girmesi de o kadar güçtür. Cumhuriyetçilere yakınlık duyanlara gelince, bu sen ne ben şekerim. Yüzümüze tükürmezlerse talihli sayarız. Ama eğer bir kere denemek istersen seni desteklerim yavrucuğum. Bu işin çok eğlenceli olacağına içtenlikle inanıyorum. Seninle yapılan bütün işler gibi. Hazır para konusu gelmişken sana bir şey söylemek istiyorum. Evin inşaatı ve döşemesi ve kendi şahsi kaprislerin için istediğin kadar para harcayabilirsin. Eğer mücevher istiyorsan alabilirsin. Ama benim seçmem şartıyla. Çünkü pek basit bir zevkin var. Vade ile Ella için de istediğin kadar para harcayabilirsin. Will Benton pamuk mahsulünden beklediği sonuç alamazsa her an ona yardım edip Clayton vilayetinde çok sevdiğin Beyaz Will'in bütün ihtiyaçlarını gidermeye hazırım. Bütün bunlar seni memnun eder değil mi? Kuşkusuz çok cömertsin.
Ama beni iyi dinle. Dükkan ve senin odun fabrikan için bir sent bile harcama. Scarlett'in yüzü birden asıldı. Ya diyebildi. Dükkanı ve fabrikaları işletmeye devam etmeni istiyorum. Onlar çocuklarına aittir. Buddy büyüdüğü zaman üvey babasının kendisine maddi destek olmasından hoşlanmayabilir. Ve o zaman idareyi ele alır. Ama benim bir sentimi bile harcamayacak. Niçin? Çünkü Ashley Wilkes'a yardım etmeye niyetim yok. Yine başlıyor musun? Hayır. Ama sebebini sordum, ben de söyledim. Bir şey daha var. Defterlerde tahrifat yaparak beni aldatabileceğini sanma. Elbiselerinin fiyatları ya da ev masrafları hakkında yalan söyleyerek Ashley için bir iki katır ya da bir fabrika daha almaya kalkışma. Bu konularda son derece dikkatli davranmaya ve masraflarını titizlikle incelemeye kararlıyım. Her şeyin fiyatını da gayet iyi bilirim. Ah, hakarete uğramış kadın tavırlarına takılma bana. Bu işi yapabilecek bir insan olduğunu sen de biliyorsun. Senden beklenmeyecek bir şey değil. Zaten Tara ya da Ashley söz konusu olduğunda yapamayacağın şey de yoktur. Tara'ya aldırdığım yok ama Ashley'e de bir çizgi çekmek zorundasın. Seni gevşek dizginlerle yönetiyorum şekerim. Ama unutma ki ayağımda çizmeler ve elimde de kırbaç var. Fred eski muhafız kıtasının teslim olmayacağını söylemişti ve haklıydı. Kendilerine yapılan birkaç ziyaretin ne kadar önemsiz olduğunu ve niçin yapıldıklarını gayet iyi biliyordu. O uğursuz klan tertibine karışan erkeklerin aileleri önce hemen gelmişler ama ziyaretlerini gittikçe seyrekleştirmişlerdi. Ve hiçbiri Red Wood'leri ailesinin evine davet etmiyordu. Ama Red, Melanie'den çekeceklerinden korkmasalar hiç gelmeyeceklerini söylüyordu. Scarlett onun bu fikre nereden edindiğini bilmiyordu ama kendisi hiç de öyle düşünmüyor. Bu gibi şeyler aklına gelse de layık oldukları küçümsemeyle akıllarından uzaklaştırıyordu. Melanie'nin Bayan Merriweather ve Bayan Nelson gibi insanlar üzerinde ne gibi etkisi olabilirdi ki? Onların daha kendilerini yoklamaları Scarlett'i pek rahatsız etti. Aksini yoklukların farkına bile varmıyordu. Çünkü dairesi başka bir çeşit dostlarla dolu taşıyordu. Atlanta'nın yerlileri bu kimseler hakkında konuşurken çok terbiyeli olmak istediklerinden yeniler diyordu. Scarlett ile Red gibi evlerinin inşaatının bitmesini bekleyen birçok yeni kimse de aynı otelde kalmaktaydı. Onlar da Red'in New Orleans'daki dostları gibi neşeli ve zengin kimselerdi. Güzel giyiniyorlar, rahat para harcıyorlar, geçmişleri hakkında kesin bir şey söylemekten kaçınıyorlardı. Bunların hepsi cumhuriyetçiydi ve Atlanta'da hükümetle ilgili işler yüzünden bulunuyorlardı. Ve bu işlerin olabileceğini Scarlett hiç merak etmedi. Bilmediği gibi öğrenmek ihtiyacını da duymuyordu. Red'in göçmen ve Yankee taraftarları dostlarının karıları Scarlett'i bir an bile yalnız bırakmıyordu. Evlerini inşa etmeleri için kereste sattığı eski dostlarının ve tanıdıklarının karıları da öyle. Red, bir zamanlar onlarla iş yaptığına göre kendilerini kabul etmesinin uygun olacağını söylemişti. Scarlett onlarla görüşmeye başlayınca bundan pek hoşlanmıştı. Şahane elbiseler giyiyor ve asla savaşın acılarından bahsetmiyorlardı. Konuşmaları moda, dedikodu ve eğlence üzerine dolaşmaktaydı. Bir de iskambil oynuyorlardı. Scarlett daha önce hiç kumar oynamış değildi ama şimdi bundan da büyük bir zevk duyuyordu. Kısa bir zaman içinde de iyi bir oyuncu olmuştu. Ama şu günlerde dairesinde vakit geçirdiği yoktu. Çünkü yeni evinin inşaatı onu misafirlerle ilgilenmeyecek kadar oyalıyordu. Zaten şu sırada kimsenin onu arayıp aramaması da önemli değildi. Bütün bunları umursamıyordu. Evi bitene kadar toplumsal faaliyetlerine ara vermek ve o zaman Atlanta'nın en büyük ve en güzel evinin sahibesi olarak ortaya çıkıp eşsiz eğlenceler düzenlemek istiyordu. Kısacası onun evi hem valinin evinden hem de şehirdeki bütün evlerden daha üstündü. Hepsinden fazla olan penceresi, daha fazla balkonu, daha fazla kulesi vardı. Bütün evin etrafını bir veranda çevriliyordu. Evin dört tarafında dörder basamak merdivenden bir verandaya çıkıyordu. Bahçe geniş ve yemyeşil, öteye beriye demir bahçe kanepeleri yerleştirilmişti. Ve birden bir yaz evi de vardı. O günlerde pek moda olduğundan buraya gazebo adı verilmişti. Ön tarafta ise iki bronz heykel vardı. Bunlardan biri erkek geyiği, biri de Shetland tayı büyüklüğünde bir çoban köpeğini temsil ediyordu. Yeni evlerinin büyüklüğü, ihtişamı pek moda olan kasvetli havasıyla şaşkına dönmüş olan Buddy ile Ella için bu iki hayvan heykeli tek neşe kaynağıydı. Evin içi Scarlett'in arzu ettiği gibi döşenmişti.
Yerler kırmızı halılarla kaplıydı. Kırmızı kadife perdeler ve pırıl pırıl cilalanmıştı. En iyi cins ceviz kanepeler insanı adeta ürkütüyordu. Tay derisi döşemeler kadınları endişeye sevk ediyordu. Çünkü üzerlerine kayıp düşeceklerinden korkuyorlardı. Kanepelerin oymaları ise anlatmakla tarif edilecek bir şey değildi. Duvarlarda ise altın çerçeveli yuvarlak boy aynaları vardı. O kadar çok ayna vardı ki Red şaka olsun diye Bella Vatek'in evindeki aynaların da bu kadar olduğunu söylemişti. Scarlett'in New York'tan özellikle ısmarladığı çelik oymalar duvarları süslemekteydi. Duvarlar zengin kırmızı kağıtla kaplanmıştı. Tavanlar yüksek ve daima loştu. Zira pencereler kat kat perdelerle örtülmüştü. Evlerin bazılarının renkleri de zeytin yeşiliydi. Bütün bunlar insanın nefesini kesecek kadar güzel ve az bulunur şeylerdi. Yumuşak halılar üzerinde yürüyüp geceleri kendini kuş tüyü yataklarının rahatına terk eden Scarlett, tarladaki sert döşemeleri ve soğuk yatakları hatırlayıp huzur duyuyordu. Kendi evinin hayatında gördüğü en güzel ve en zevkli döşenmiş ev olduğu düşüncesindeydi. Ama Red onun bir kabus olduğunu söylüyordu. Bununla beraber eğer bu ev Scarlett'i mutlu ediyorsa onun hiç itirazı yoktu. Red, bizim hakkımızda hiçbir şey bilmeyen bir yabancı bu evin haram parayla yapıldığını anlar diyordu. Biliyor musun Scarlett, haram paradan fayda gelmez derler. Bu evde atasözünün doğruluğunu gösteriyor. Tam bir tefecinin evi. Ama Scarlett öyle mutluydu ki eviyle öyle gurur duyuyordu. Burada vereceği toplantıları öyle sık düşünüyordu ki Red'in bu sözlerine hiç aldırmıyordu. Sadece canı cehenneme deyip gülüyor, yine kendi düşüncelerine dalıyordu. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.